Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kek tarifim var sizlere. Birazcık yapımı uğraştırıcı gibi olsa da bu lezzete kesinlikle değer. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yumurtalarımızın sarısını ve beyazını birbirine hiç karıştırmadan ayırıyoruz güzelce. Karıştırma kabının içerisine öncelikle yumurta aklarını aldım. Toplamda bir buçuk su bardağı toz şeker kullanacağız. Bir su bardağını yumurta aklarının içerisine ekledim ve Yumurta aklarım tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar bakın bu şekilde e, çırpıyoruz, muntazam bir şekilde e, çırpmanız lazım. El mikseri kullanırsanız da aklınızda olsun. Yumurta aklarımızı çırptıktan sonra şimdi sarılarında sıra Sarılarının içerisine de yarım su bardağı kadar ayırmış olduğum toz şekeri ekliyorum ve şimdi yumurta sarısının içerisinde şeker iyice eriyip kaybolana kadar yumurta sarılarında çırpmaya başlıyorum. Bu yumurta sarılarının güzelce çırpılması da çok önemli bakın bu şekilde mayonez kıvamından bir tık daha akışkan hale gelene kadar çırpmalısınız. İçerisine 1,5 su bardağı oda ısısında süt ekliyorum ve e, yarım su bardağından bir parmak fazla kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve tekrar çırpacağım şimdi. Bu kekimizde toplamda 3 su bardağı un kullanacağız. Unumuzu mutlaka elemeliyiz. Unumun içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı kadar da şekerli vanilin ilave ediyorum eleğimin içerisine almış olduğum 3 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu havalandıra havalandıra güzelce eliyorum. Gerekirse bu işlemi 2 defa yapın. Kekinizin sonucu çok daha güzel olacaktır. Şimdi artık birleştirme vakti. Öncelikle bu unumuzu hazırlamış olduğumuz yumurta sarılarının içerisine bir taraftan karıştırarak bir taraftan ununu ilave ede ede güzelce karıştırma işlemine başlıyoruz. Bu arada mikserinizin devri en düşük derecede olmalı. Çok hızlı çalıştırmayın lütfen. Bütün unu hazırlamış olduğumuz yumurtalı karışımın içerisine ekliyoruz. Kıvamı bu şekilde mayonez gibi yoğunlaşıncaya kadar karıştırma işlemine devam edelim. Ununu ilave ederek ve artık unumuzun tamamını ekledik. Şimdi çırpma telimizi ayırıyoruz mikserimizden ve artık bundan sonraki işlemlere spatula yardımıyla devam ediyoruz. Diğer tarafta hazırlamış olduğumuz yumurta aklarımız vardı. Hemen onları hiç söndürmeden sarıların içerisine yavaş yavaş alttan üste doğru havalandırarak ilave etmeye başlıyoruz. Bu işlemi yaparken lütfen yumurta beyazlarını sarıların içerisine birden koymayın. Kaşık kaşık yavaş yavaş ilave ede ede havalandırarak karıştırma işlemine bu şekilde devam edin. Bütün yumurta beyazlarını karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bu kekin dokusu gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hazır keklerle yarışır derecede lezzetli bir kek bu. Bu arada yorumlar bölümüne beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden takip ettiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve Tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Bütün akları sarıları ile birlikte buluşturduk artık gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir su bardağı dolusu damla çikolata ilave ediyoruz. Çikolatanın çeşidi hiç fark etmez. Ben de kırıntı şeklinde olanlardan vardı. Bunu ekledim damla şeklinde olanlardan da ekleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Şimdi artık kekimizi pişirmek istediğimiz kalıbımızın içerisine güzelce ekliyoruz. Kalıbımı bu arada güzelce yağladım sıvı yağ ile. Kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında pişmeye gönderiyoruz. Bu arada fırınımın alt üst fanlı ayarda çalıştığını da belirtmek isterim. Bu da özellikle çoğunlukla sorulan bir soru. Kekimiz gördüğünüz gibi pişti, çok güzel bir şekilde kabardı ve kokusu enfes. Pandispanya lezzetinde çok güzel bir kek oluyor. Bu gerçekten hemen içerisine bir kürdan yardımıyla iç dokusunun pişip pişmediğini kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi. Şimdi artık kalıbımdan güzelce kekimi çıkaracağım servis tabağına ve ardından dilimleyerek doku testine geçelim hep birlikte. E, servis tabağına aldıktan sonra şöyle üzerine birazcık pudra şekeri serpiştiriyorum. Bu tamamen zevkinize kalmış. Serpmek zorunda değilsiniz. Hemen şimdi bir dilim çıkartarak iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Özellikle pandispanya lezzetinde kekleri seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık çok güzel bir kek gerçekten ve durdukça yumuş yumuş pamuk gibi oluyor. Bakın şu şekilde iç dokusunu da yakından göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.